Lütfü Bey, izniniz varsa ismi geçtiği için cevap hakkını kullanmak istiyor. Aytun Çıray telefon attığımızda. Buyurun. Bir kulak verelim isterseniz. Aytun Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun efendim, neler söyleyeceksiniz? Az önce sizden ben de bahsettim. Ben bir tartışma açmak istemiyorum. Orada Lütfü Bey'e, arkadaşıma da cevap vermek gibi bir niyetim yok. Yalnız herhalde benim hakkımda yeteri kadar geçmişimle ilgili bilgi sahibi değil. Bunu da saygıyla karşılarım. Ben Adalet Partisi gençlik kollarında üyelikten başkanlığa giden süreçlerde görev yapmış. Doğru Yol Partisi'nde 1995 yılında ön seçime girmiş. İkinci olmuş, beşinci sıraya indirilmiş, dört milletvekili çıkmış. Doğru Yol Partisi 1999 seçimlerinde aday olmuş, liste başı olmuş, 1250 farkla birinciliği kazanmasına rağmen o zamanki antidemokratik anlayışın sahibi olan Çiller ve ekibi tarafından sorgusuz sualsiz listeden çıkarılmış ve ailesinde Adalet Partisi senatörü ve milletvekili olan, dayısı Doğru Yol Partisi milletvekili şeyi olan bir ailenin ve çocuğuyum ve o gelenekten geliyorum. Demokrat Parti ve Merkez Sağ geleneğinden. Mesut Bey'le birlikte danışman olarak çalıştık. Doğru Yol Partisi'nden Sayın Meral Akşener'le bizi köksal toplarını tasfiye ettikten sonra biz bir mücadele başlattık. Bunları hatırlatmak isterim. O mücadelede ben vardım, Sayın Akşener'e vardı ve köksal toptan vardı. Bu mücadeleyi kaybettik. Biz bu mücadeleyi kaybedince bizi Doğru Yol Partisi'nden tasfiye ettiler. Daha sonra Başbakanlık danışmanı olarak Sayın Mesut Yılmaz'la fiilen çalıştım. Ve Mesut Yılmaz'ın kendisine buradan şifa diliyorum. Çok saygı duydum Mesut Yılmaz'ın teklifiyle Anavatan Partisi İzmir 2. bölge 2. sıra adayıydım. Yani bütün hayatım böyle geçmiştir. Daha sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine şükranlarımı sunuyorum. Buradan tekrar aracılığınızla birlikte ürettiğimiz bir diplomasiyle biliyorsunuz İYİ Parti'nin seçime girmesini sağlamıştık 15 milletvekiliyle. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittim. O davet bana geldikten sonra gittiğim Sayın Süleyman Demirel'e bilgi arz etmek için onu da rahmetle analım. Bana dedi ki bizim partilerimiz kalmadı. Git Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in kavgasını orada yap. Dolayısıyla benim böyle bir siyasi geçmişim var. Bürokratik geçmişim, o ayrı bir mesele zaten başlı başına. Ama bu yanlışı düzeltmek benim burada görevim. Peki. Tabii ki her siyasi parti, her görüşten insanlar olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Bey bunu denemiştir. Ama siyasi semboller vardır. Hiçbir zaman için ben merkez sağda siyaset yapmış dahi olsam, merkez sağda bir sembol olarak Süleyman Demirel kadar temsil edemem. Peki. İyi yayınlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz de gelince, o liste gerçekten dağıtılmıştır. Ayıp olmuştur, yapılmamalıydı. Kim tarafından dağıtıldı? İl başkanlarına verilmiştir. Bu bizim kurmak istediğimiz yeni, demokrat, hür bir iradenin teşkil edeceği bir siyasi parti anlayışına ters düşmüştür. Bunu yapanlara genel başkanın gereğini yapacağını bekliyoruz, görüyoruz, göreceğiz. Saygılar sunuyorum.